Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün serimizin ikinci videosuyla devam ediyoruz. Bugün sizlerle aracımıza farklı bir tampon uygulaması deneyeceğiz. Yani siz de kendi araçlarınıza farklı araçlardan tamponlarını kesip kendi aracınıza nasıl yerleştirirsiniz onu göstermeye çalışacağım bugün. Bildiğiniz üzere aracımız BMW E30 kodlu. Bunun internetten en teknik olan versiyonunu bulup bunun tamponlarını alıp yerleştireceğim arkadaşlar. Hep birlikte internet üzerinden bakalım. Öncelikli olarak hani açı olarak bizim aracımıza uygun bir açıda fotoğraf bulursak hani kesip biçme işimiz daha kolay olur. Renk olarak da hani bizim aracımıza uygun ve yatkın renk skalasına bakarsak işimiz daha kolay olur arkadaşlar. Bu nedenle ayarlardan boyut olarak büyük diyorum. Renk olarak da aracımız beyaz renk olduğu için beyazı seçiyorum. Şimdi bakalım arkadaşlar. Boyut olarak gayet güzel bir boyutta misal bu. Fotoğraf bir kendine gelsin. Bir buna bakarız. Bizim açımıza uygun. Aşağı doğru bakıyorum arkadaşlar. Hani daha uygun bir fotoğraf bulabilecek miyim diye. İlla zaten bir fotoğraftan hepsini alacaksınız diye bir şey yok arkadaşlar. Kafanıza göre hani illa BMW'nin kendi grubundan da alacaksınız diye bir şey yok. Ben sadece burada ders vermek amacıyla şu an bu işlemi yaptığım için aynı seri aracın aynı M-Teknik tamponu çevirme işlemi biraz daha hani basite kaçacak biliyorum ama en azından formülü nasıl yaptığımızı, nasıl yol izlediğimizi görün amacıyla zaten burada iş yapıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikli olarak indirdiğimiz fotoğrafı açıyoruz. Sağ tuş birlikte açıyoruz. Photoshop'a geliyoruz. Bu şekilde açılacak diğer indirdiğimiz fotoğraf. Bunu isterseniz gene poligon seçimiyle veyahut da pen tool ile seçebilirsiniz. Ben bunu poligonla seçmek istiyorum. Yine alt tuşuna basılı tutarak masumun tekeriyle ileri geri yapıp resmine yakınlaşıp uzaklaşabiliyorum. Bunda bir tık hani renk tonu illaki fark ettirecektir arkadaşlar. Onu da yavaş yavaş renk skalasından veyahut da konstratını falan ayarlayarak orta düzeyde bir şey bulmaya çalışacağız. Evet, bu şekilde seçtim arkadaşlar. Bu şekilde başladım. Tekrardan bitirdim. Bunu CTRL-V yapıp kendi resmime aktarıyorum. Sağ tuş yapıp Free Transform diyorum. Burada Shift'e basıp istediğim gibi köşesinden çekip büyütüp küçültebiliyorum arkadaşlar. Şöyle bir ortalama düzeyde bir şey yapalım. Yine alt tuşuna basılı tutup fotoğrafımı yakınlaştırdım. Evet, fotoğraf gördüğünüz gibi biraz hani tampon bu tarafa bakar tarzda oldu. Bunu sağ tuş yapıp Discord'dan şöyle biraz sağ sola çekip ufak tefek, yani çok büyük çekimler yapmayın yoksa bu şeyin kalitesi düşer. Şu şekilde yapabiliriz. Daha sonra ufak yine oynamalar yapmak istediğiniz zaman warp seçip sağ tuş yapıp warp'tan da istediğiniz gibi oynayabilirsiniz fotoğrafla. Dediğim gibi açıyı birebir kendinize ait, bu fotoğrafınıza ait bir açı bulursanız bu kadar uğraşmanıza gerek kalmaz arkadaşlar.
Şu an ben bunu göstermek için yaptım. Yani şu an tam birebir olmadı. Bir de diğer fotoğrafı deneyeceğim arkadaşlar. Yani bunun açısıyla benim fotoğrafımın açısı tam birebir uyum sağlamadı. Ama bundan ne alabiliriz? Misal yan marş bir elini alabiliriz. Diğer araçta yan marş bir el olmadığından dolayı. Şu şekilde yan marş bir elini alacağım bunun. Yine Discord'dan. Fazlalığı önemli değil arkadaşlar. Onu ben daha sonradan halledeceğim. Evet, gördüğünüz gibi aracımız beyaz bir tonda. Koyduğumuz marş beyal daha açık bir tonda. Bunu nasıl düzeltecek diye sorarsanız image'e geliyorum arkadaşlar. Adjustment'a geliyorum. Burada desature var. Ona tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi marş beyaldeki renk tonunu tamamen sıfıra indirdi. Gördüğünüz gibi hemen hemen aynı bir tonu yakalamış olduk. Marş beyalimiz hazır arkadaşlar. Buradan diğer resme geçiyorum. Şu resimdeki ön tamponu alacağım arkadaşlar. Eğer açısı tutarsa hiçbir sıkıntı yaşamadan. Evet arkadaşlar, fotoğrafımızı bulduk. Donör aracımız bu. Bunun ön tamponunu aldım arkadaşlar. Kendi aracımıza uyguladım. Gene bir renk farkı çıktı arada. Gene dediğim gibi image'e geliyorum. Buradan desature ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen renk tonunu ayarladı kendine. Burada otomatik tonları da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, ön tamponumuz da hazır bir şekilde. Yan marş beyalimizi de yaptık. Şimdi bir de arka tampon bulalım arkadaşlar. Bakalım bu aracımızın arka tamponumuz uyacak mı? Şimdi arka tamponumuz uymayabilir. Şunu da bulalım. Daha uyumlu sanki arkadaşlar. Hemen şöyle. Ama perspektifle sırayla arkadaşlar şu scale, rotate, scale, distort, perspektif, warp hepsini tek tek deneyebilirsiniz arkadaşlar kendi resminizde. Hangisi daha uyumlu olursa onu da kendiniz şey yapabilirsiniz. Yani sadece bana bağlı olarak işlem yapmayın. Şimdi şöyle deniyorum tek tek arkadaşlar. Tamponunuzun tam uyup uymadığını şuradaki optiklik seviyesine bakarak da görebilirsiniz arkadaşlar. Aşağı çekerek aşağıdaki tamponla uyumlu mu değil mi, aynı açıda mı değil mi onu da görebilirsiniz bu şekilde. Ben bunu tamam, böyle uygun olduğunu düşünüyorum. Bunu gene image'den desature ediyorum ve renk tonu aynı olmuş oluyor. Yalnız şöyle bir şey var, ön tamponumuz ve yan çıtalarımızın şu kenarları siyah olduğundan dolayı ben şuraları da siyahı boyayacağım. Sanki iç kalan kısmını siyah yapacağım arkadaşlar. Bütünlük sağlansın diye. Normalde araç boyama derslerine ileriki seviyelerde bakacaktık ama burada da bir değinmiş olalım. Bunu isterseniz level'den direkt bu şekilde düşürüp de yapabilirsiniz veyahut da hemen üstünü de boyayabilirsiniz. Bu şekilde kafi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu dersimizde aracımıza farklı tampon body kit uygulamasını gördük. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.